Güzel yarıştı. Sağ ol. Niye üzgünsün peki Savaş? Yapmamam gereken bir şey yaptım çünkü. Niye? Nazlı beni değiştiriyor, görmüyor musun Melisa? Ben böyle bir adam mıydım ya? Değildim. İyi de sen bu değişimden mutlu musun peki? Bilmiyorum. Savaş, benim tanıdığım adam öyle kolay kolay değişecek bir adam değildi. Bilmiyorum dedim Melisa. Ama şöyle bir şey var, mutlu hissediyorum. İyi geliyor bana değişmek. Sana bir şey söyleyeyim mi Savaş? İnsan hayatta gerçekten çok az, çok az değişir. Ya bu değişim nasıl bir şey biliyor musun? Böyle büyümek gibi, olgunlaşmak. Belki de o yüzden iyi geliyor. Neyse ya, tamam, Nazlı'dan başka konuşacak bir şeyimiz kalmadı zaten. Ne acı. Ben kaçıyorum. Savaş. Beni de atsana. Olur. Gel. İnce. Güneş'i araştırmak için Sevilay'la dedektif tuttuğunuzda onun hakkında ne öğrendiniz? Ya Rana abla, bunlar çok tatsız konular ama yani hiç açmasak olmaz mı? Canını sıkmak için sormuyorum. Onun hakkında neler öğrendiniz? Yani mesela adını neden değiştirmiş? Yani ben bilmiyorum. Vallahi bak. Adını değiştirdiği yılı da hatırlamıyor musun? ...1997. Bize bir müsaade eder misin İnce? Ederim tabii. Çok mu merak ediyorsunuz? Ben gerekçelerimi söyledim. Siz bana inanmadınız. Anlatayım size o zaman. 1997 yılıydı. Yani o gördüğünüz tablonun yapıldığı yıl. Eğer kötü olacaksanız anlatmayın. Nasıl söyleyeceksiniz bir şekilde? Madem bu kadar merak ediyorsunuz, söyleyeyim. Eski kocam bana tecavüz etti. Ne? Şaşırdınız. İşte aradığınız sorunun cevabı. Bu yüzden adımı değiştirdim ben. Sonra kaçtım. Sonra hamile olduğumu öğrendim. Yapamadım. Geri geldim. Ben gerçekten çok üzgünüm. Üzülmeyin. Siz hep benimle ilgili bir açık aramadınız mı zaten? İşte şimdi öğrendiniz. Bu benim hikayem. Artık bundan sonra ne işinize yarar bilmiyorum. Haluk Bey'e defalarca söyledim. O kadından, şimdiki eşinden uzak durması gerektiğini.